Bir şehir bize neler söyler? Aslında bir şehir süslemeleriyle, insanlarının ve kuşlarının gözleriyle, yapılarının büyüleyiciliğiyle, sokaklarının rengiyle hep konuşur bizimle. Seyyah Turnafor'un günümüzden 300 yıl önce yaptığı resimde Ankara, kalenin güneye bakan yamaçlarında gizemli görüntüsüyle çıkar karşımıza. Büyük bölümü İç Anadolu bölgesinde yer alan Kuzey Anadolu dağlarıyla kurak Konya Ovası arasındaki yaklaşık 2500 yıllık geçmişe sahip bir yerleşim yeri olan Ankara'nın tarihteki ilk adı Yemi Çapası anlamına gelen Ankara'ydı. Stefanos, coğrafya sözlüğünde şehre bu adın Galatlarca verildiğini yazar. Anadolu, Libya, Mısır ve İtalya'yı gezen Lidyalı seyyah Pausanias'a göre şehrin kurucusu Midas'tır. Frig söylencelerinde ise Midas gemi çapasını bulan kişidir. Romalılarla birlikte Ankara bölge merkezi olur. Sonraları şehir Farsça üzüm anlamına gelen Engür adını alır. Halikarnasoslu Herodot, kral yolunun Ankara'dan geçtiğini vurgular ünlü tarihinde. Palmira kraliçesi Zenobia tarafından ele geçirilmesinin ardından Perslerin, Harun el-Reşit döneminde de Arapların şehri oldu Ankara. Sonra Haçlı orduları ve Selçuklular çıkar sahneye. Selçukluların Moğol darbeleriyle çökmesi sonucu Ankara'da yönetim Ahilerin eline geçer bir süre. Bu değişim, kale şehir olan Ankara'nın ticaret ve üretim şehrine dönüşmesinin kapılarını açar. 1354'te Orhan Bey zamanında Ankara Osmanlı topraklarına katılır. Kuşatmalar, talanlar, işgaller, veba salgınları, kıtlıklar, depremler Ankara'nın yakasını bırakmaz tarih boyunca. Tarihinde bazen yıldızının parlamadığı zamanlara rağmen yazıtlar, sikkeler, minyatürler, tablolar, el yazmaları, mektuplar ve seyahatnameler şehrin ticari açıdan önemli bir merkez olma özelliğini sürdürdüğünü, tilfik keçisi yetiştiriciliği, dokuma, boyalı kumaş, sof üretimi, dericilik ve bağcılığın Ankara'yla özdeşleştiğini anlatırlar bize. Güzel ve ince tüylü tiftik keçisine ilk kez Sümer tabletlerinde ve kabartmalarındaki resimlerde rastlıyoruz. Elbette bir şehrin kokusunu, ruhunu, sırlarını ve şiirini en iyi o şehirde yaşayanlar hisseder. Ne var ki yabancı seyyahların da geldikleri yerin havasına, kokusuna katacakları yeni soluklar, rengine ekleyecekleri ilginç tonlar olduğunu da unutmamalı. Geçmişte görkemli kalesi, surları, kapıları ve uzak coğrafyalardaki ülkelere sattığı ünlü sofuyla, imparatorluklarla cumhuriyet arasına çekilmiş ince bir çizgi olan efsaneler, masallar şehri Ankara'ya gelen yabancı seyyahlar onda neler gördüler? Onun suretinde hangi hikayeleri okudular? Kanuni Sultan Süleyman'ı Amasya'daki sarayında ziyaret eden Avusturya elçisi Busbeck ve Alman Hans Dernschwamm 1555 yılında farklı zamanlarda geldikleri Ankara'nın kalesini, tiftik keçisini, dar ve kaldırımsız sokaklarını tasvir ederler şehir çizimleriyle zenginleştirilmiş ilgi çekici gözlemlerle dolu seyahatnameleri. Polonyalı Simon 1618 yılında Kudüs'ten yurduna dönerken uğradığı Celali isyanlarından çok zarar gören etrafı 3 kat surla çevrili, dünyanın en iyi sofunun üretilip dış ülkelere satıldığı pırıltılı bir ticaret şehriyle karşılaştığını yazar seyahatnamesinde. 17. yüzyıl yaşamına ayna tutan benzersiz bir eser ve tanıklık sayılan seyahatnamesinde seyyahların piri Evliya Çelebi Ankara'yı şöyle anlatır. Üzümü çok olduğundan adına Engür'ü demişlerdir. Halkının çoğu kara ve deniz tüccarıdır. İzmir'de, Frank Diyarı'nda, Mısır'da, Sırbistan'da, velhasıl her tarafta
sofraları makbul olmakta, ahalisinin çoğu seyahat ve ticaret ederler. Bahçeleri gayet çoktur. Sahralarındaki köyleri mamur, halkı zengin gönüllü ve iyi ahlak sahibi garip dostudurlar. Hekim ve botanikçi Fransız seyyah Tournefort, Ekim 1701'de geldiği 45 bin nüfuslu Ankara'yı Anadolu'nun en iyi şehirlerinden biri olarak nitelendirir. Halkın refah nedeni olan keçi yününün işlenmemiş haliyle yurt dışına çıkarılmasının yasak olduğundan söz eder. 1830 yılına gelindiğinde Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk kez nüfus sayımı yapılır 2. Mahmut döneminde. Kadınların sayılmadığı Ankara'nın nüfusu 23 bin kişi olarak düşülür kayıtlara. Ankara 19. yüzyıl ortalarında giderek yoksullaşmakta, yerli endüstri gücünü yitirmektedir. İngiliz seyyah Burnaby 1873-74 yılı kıtlığının Ankara civarında 18 bin insanın ölmesine yol açtığını, pek çok insanın da şehirden göç ettiğini söyler seyahatnamesinde. Ekonominin giderek bozulması Ankara'da nüfusun 27 binlere kadar gerilemesine neden olmuştur. Sonuçta 19. yüzyılın başlarına kadar dış pazarlara sof gönderen Ankara şehri, yüzyılın ortalarında sof ipliği, yüzyıl sonlarında ise ham tiftik ve kesimlik keçi gönderen bir şehre dönüşür. Venedikli, İngiliz, Polonyalı, Fransız, Mısırlı, Alman tüccarlara rastlanmaz artık Ankara'nın tenha sokaklarında, hanlarında. 20. yüzyılın başlarında orta derecede bir Anadolu kasabası olan Ankara, Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda yenilmesinin ardından kabul ettirilmek istenen barış şartlarına karşı milli mücadelenin teşkilatlanması sırasında Kurtuluş Savaşı'nın merkezi haline gelir. Ankara 1919'da zengin bir geçmişe sahip, ekonomisi zaman içinde çökmüş, 20-22 bin nüfuslu yoksul bir yayla şehriydi. Şehirde su tesisatı olmadığı için evlerde kuyu suyu kullanılıyordu. Dünya nimetlerinden yoksun, Arnavut kaldırımlı, kendi içine kapanmış, çorak, ağaçsız Ankara'da aydınlanma mum, gaz lambası ve karpitle sağlanıyordu. ...16 Kasım 1919'da Sivas'ta yapılan toplantıda Sivas Kongresi kararlarını yürütmek için tam yetkiyle donatılmış temsil heyeti merkezinin Ankara'ya taşınması kararlaştırılır. Bunun nedeni dış güçlerce doğrudan müdahale edilmesi zor olan konumda olması, halkının milli davaya gösterdiği bağlılık, telgraf ağının ve demir yolunun Ankara'ya kadar ulaşmasıydı. Zor bir yolculuktan sonra Mustafa Kemal'in Ankara'ya girişi bir cumartesi gününe rastlar. Mevsim kış başıdır. Dikmen tepeleri karlıdır. Dikmen'de konvoy durakladığında rüzgarlı tepeden bataklığın ötesindeki kale duvarlarıyla çevrili eski Ankara görülüyordu. Takvimler 27 Aralık 1919'u gösterdiğinde tekerleklerine bez doldurularak şişirilen külüstür, üstü açık benz otomobille istasyon yönünden şehre girdiğinde merkez olarak Ankara'yı seçmekte yanılmadığını anlayacaktır Mustafa Kemal. Ankara, milli mücadelenin kalbidir artık. Binlerce insanın tarifsiz bir sevinçle karşıladığı Mustafa Kemal, hükümet konağının balkonundan halka bir teşekkür konuşması yapar. Ardından Keçiören yolunda Kalaba Vadisi'ne bakan bir tepe üzerindeki Ziraat Mektebi'ne yerleşir. Mustafa Kemal daha sonraları tren garındaki villa biçiminde inşa edilmiş, sağlam görünüşlü, pencerelerinden bakıldığında uzak bozkırlardan, kederli şehirlerden gelen buharlı trenlerin göründüğü bir ev gibi sıcak döşenmiş direksiyon binasına geçecektir. Ankara'ya geldiği akşam genelge şeklindeki telgrafını çekerek Sivas'tan hareket eden temsil heyetinin bütün yol boyunca milletin sıcak, candan,
yurtseverlik gösterileri içinde Ankara'ya varmış olduğunu bütün yurda duyurur. 27 Aralık 1919 günü yeni karargahında Mustafa Kemal de artık bir Ankaralıdır. Ankara susuzdu, ağaçsızdı, kuru ve yabaniydi. Fakat Büyük Millet Meclisi orada kurulmuş, orada toplanmış, bütün savaş oradan idare edilmişti. Yeni idarenin milletler arası adı Ankara hükümetiydi. 27 Eylül 1923 günü Mustafa Kemal yeni devletin şeklinin Cumhuriyet, başkentinin de Ankara olacağını, yeni Türkiye'nin payitahtı meselesine gelince bunun cevabı kendiliğinden zahir olur. Ankara, Türkiye Cumhuriyeti'nin payitahtıdır sözleriyle açıklar. Başkentin Ankara olmasına ilişkin Türkiye Devleti'nin makar idaresi Ankara şehridir diyen tek maddeli kanun teklifi Cumhuriyet'in kuruluşundan 2 hafta önce 13 Ekim 1923 tarihinde kabul edilir mecliste. Bunu 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanı ister. Ankara Karesi eteklerinde yepyeni ve büyük bir arı kovanı gibi sürekli peteklenen bir başkent hızla gelişmeye başlar. Eski yerleşim alanlarının dışında Cumhuriyet Türkiye'sinin gücünü ve anlayışını simgeleyen yeni kurumların binaları yükselir. Dünyada yaşadıkları şehirle anılan yazarlar vardır. Adı Ankara ile anılan Yakup Kalpli, Cumhuriyet'in ilk yıllarını Ankara adlı kitabında ne güzel anlatır. Yeni Ankara, baş döndürücü bir süratle inkişaf ediyordu. Taşra'nın önünden Saman Pazarı'na, Saman Pazarı'ndan Cebeci'ye, Cebeci'den Yenişehir'e, Yenişehir'den Kavaklıdere'ye doğru uzanan apartmanlar, evler, resmi daireler sanki yerden fışkırırcasına yükseliyordu. Ahmet Hamdi Tanpınar ilk defa 1928 yılı sonbaharında geldiği Ankara için şöyle der. Günün birçok saatlerinde dar sokaklarında başıboş dolaşır, eski Anadolu evlerini seyrederdim. Bu evlerde yaşadığımdan çok başka bir hayat dahil ederdim. Onun içindir ki Yakup Kadri'nin Ankara'sının çok sevdiğim ve doğruluğuna hayran olduğum baş taraflarını okurken İçim burkulmuştu. O bütün Orta Anadolu'ya bir iç kale vazifesini görmüş, eteklerinde daima tarihin büyük düğümleri çözülüp bağlanmıştır. ...1933'te... Ankara'yı ziyaret eden Apirak Şinasi Hisar, konforlu apartmanlar, iki katlı modern evler, ağaçların iki yanda sıralandığı kaldırımlar, geceleri bol elektrikli geniş caddeler, otomobillerin rahatça yol aldıkları asfalt sokaklar görür henüz 10 yaşındaki çiçeği burnundaki başkentte. Memduh Şevket Esendansa, Ayaşlı ve Kiracıları adlı romanında, Cumhuriyet'in ilk yıllarında Ayaşlı İbrahim Efendi'nin apartmanında oturan kiracıların değişen yaşam tarzlarından canlı sahneler aktarır bizlere. Ankara başkent olduktan sonra özellikle İç Anadolu'dan gelen göçler de sürekli bir büyüme göstererek metropoliten bir şehir haline gelir kısa bir süre içinde. Haydar Bey'in şehre minliği zamanında tuğla, kiremit, kireç, çimento ve kereste fabrikaları kurulan Ankara'ya ilk kez elektrik verilir. Mustafa Kemal nasıl bir Ankara istiyordu? Salih Rıfkı'nın dediği gibi yemyeşil bir Ankara ya da hiç. Üniversiteler, konservatuvarlar, tiyatrolar, kütüphaneler, spor alanları, parklar, bahçeler, ağaçlarla donatılmış, zarif bir şehircilik örneği olacak bir sanat ve kültür şehri istiyordu. Hayalindeki şehri yaşama geçirmek amacıyla dünyanın ünlü şehircilik uzmanlarından Hermann Jansen'i Ankara'ya davet eder.
Hermann Jansen'in şehir nüfusunun 50 yıl içinde 300 bine ulaşacağını varsayarak hazırladığı 1932'de yürürlüğe giren şehir planı 1950'lere değin Ankara'nın büyümesini yönlendirdi. Nüfusun hızla artmasıyla iki yanı ağaçlı sokaklarla bölünmüş mesken bölgelerinden oluşan çağdaş şehir modeli beton yığınlarının arasında kaybolup gitti. Apartman yaşamının henüz başlamadığı yıllarda Ankara'da evler iki katlı ve bahçeliydi. Ulus, Kızılay, Cebeci, Maltepe semtleri dışında yerleşim çok azdı. Dikmen, Kalaklıdere, Gazi Osman Paşa, Çankaya ise pikniğe gidilen tek tük dağ evlerinin bulunduğu yerlerdi. Ankara'nın sokaklarından dondurmacılar, macuncular, alıççılar, elma şekerciler, koz elmacılar, simitçiler hiç eksik olmazdı. Buzdolabı olan evler sayılıydı. Üstü dantel örtülü, yabancı markalı buzdolapları misafir odalarının baş köşesinde yer alırdı. Büyük sinema, Ankara, Ulus ve Gölbaşı sinemaları çok ünlü sinemalardı. Sinemalarda ülkeye henüz kolalı içecekler gelmediği için gazoz içilirdi 5 dakika arada. Ya da pastanelerde satılan limonata, demir hindi, dut şurubu. Ankara'ya damgasını vuran ve şehrin en önemli eğlence yerlerinden Gençlik Parkı'na giriş ücreti 25 kuruştu. Luna Park, Boogie Boogie, Dönme Dolap, Korku Tüneli, Sandala Binme ve Semaverde Çay içmek en çok tercih edilenler arasındaydı Gençlik Parkı'nda. Geçmişinde sayısız olaya tanıklık yapan Ankara, 1953 yılının 10 Kasım'ında modern Türkiye'nin kurucusu Atatürk'ün naaşının anıt kabre nakli sırasında tarihi bir gün daha yaşar. Anıtkabir'deki Atatürk Müzesi'nde Atatürk'ün özel eşyası, madalyaları, fotoğrafları, belgeleri ve kendisine sunulmuş armağanlar sergilenmektedir. 3000'i aşkın eserden oluşan kitaplıkta Atatürk'ün el yazısı notları da yer almaktadır. Yaşadığımız şehirde anıtlar, vitrinler, arabalar, sokak lambaları, parklardaki ağaçlar, yüzler, sesler, kokular, ışıklar, evler, bahçeler ve daha pek çok ayrıntıyla karşılaşırız. Sevdiğimiz semtlere, insanlara, anılara tutkuyla bağlanırız. Anadolu ikliminin yazın çok sıcak ve kurak olması nedeniyle Ankara'nın etrafını bir şerit gibi kuşatan bağ evleri vardı bir zamanlar. Sadece yaz aylarında oturulan bu yerler şehrin dışında serin yaz rüzgarlarına açık bir alandaydı. Bağlar üzüm asmaları, meyve ağaçları, çiçek ve sebzelikleriyle bir kır hayatı sunmaktaydı Ankaralılara. 1920'li yıllarda Mustafa Kemal de Çankaya'da bahçesi havuzlu, küçük ve şirin bir bağ evinde oturuyordu. Lord Kinross, Atatürk adlı kitabında şöyle anlatır bölgeyi. Çankaya'da şehre 7-8 kilometre uzaklıkta bir tepenin yamacında büyük bir kâgir eve yerleştim. Levanten bir tüccarın yaptırdığı bu evin geniş ve aydınlık odalarından hoşlanmıştı Mustafa Kemal. Çankaya'daki bu evin pencerelerinden bakılınca bütün ova ve şehrin ötesindeki ikiz tepeler görülüyordu. 1920'li yıllardan günümüze gelindiğinde Lord Kinross'un anlattığı bölgede Seymenler Parkı, Botanik Parkı'ndaki Barış Çanı'yla Ankara manzarasının doyasıya izlenebileceği 125 metre yüksekliğindeki Atakule var. Ankara barajları, parkları, kaplıcaları ve yeşil alanlarıyla bol oksijenli bir dünyanın kapılarını açıyor konuklarına. Yeşil alanlarının yanı sıra ziyaretçilerine yüzlerce yılın tarihi ve kültürel birikimini de sunuyor. Tarihte nefes alıp veren, gezenlerin hayal gücünü kanatlandıran bir şehir olan Ankara.
okunmayı, yeniden keşfedilmeyi bekleyen, içinde resimli fantastik bir kitap saklı Ankara, şimdilerde bir başka güzel. ...1920'li yılların başında, Bozkır'ın ortasında, yeşile hasret, unutulmuş, 20 bin nüfuslu bir kasabayken başkent olan, Cumhuriyet'le yaşıt Ankara, 21. yüzyıla yeni, modern ve ışıltılı yüzüyle bakıyor artık.